Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada Şapella üzerine konuşacağız arkadaşlar. Aynı zamanda Şapella'nın altcoin'lere etkisinden ve Shiba, Matic gibi coin'lerin bundan nasıl bir etki göreceği üzerine konuşacağız. E, önümüzdeki günler kripto para piyasası için çok önemli olacak. Bunu unutmayınız. Shapella güncellemesi Ethereum fiyatını etkileyecek mi diyor? Evet etkileyecek ki e, şu anda dahi etkiliyor arkadaşlar. Günlerce süren ETH coin tarafındaki e, sıkı yükselişlerin ve neredeyse direnç denemesine kadar giden yolculuğun ana sebebi de aslında buydu. Tabii ki alt tokenlar vesaire bunu mevcut şartlarda fiyatlayamadı. Shapella güncellemesine sadece 3 gün kaldı. 12 Nisan'a planlanan yükseltmede Aralık 2020'de stake edilen yüklü miktarda Ethereum serbest kalacak. Peki Ethereum fiyatı nasıl etkilenebilir? Şapella güncellemesi ETH fiyatını olumsuz etkileyebilir mi? Normalde olumsuz etkileyebilir arkadaşlar. E, fakat bu süreç içerisinde olumsuz etkilemesi beklenmeyecektir. E, normal bir unlock sistemi gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Yani normal bir unlock sistemi. Şimdi... E, piyasaya be, e, bir meblağ unlock edilecek ki e, Şapella güncellemesinin 12 Nisan'a alınmasında biliyorsunuz büyük bir sebep var. E, bu sebepte enflasyon verisinin açıklanacağı tarihle aynı zamana tekabül etmesi değil mi? Tabii bütün bu şartlar altında anlık piyasada yüklü alımların gerçekleştiği anların yaşanacak olması sebebiyle tabii ki dökülen ETF'ler de toplu bir alımla karşı karşıya kalması ve o tarihte ETH tarafında güçlü yükselişlerin anlık gelebilme ihtimali fazla olacaktır. 12 Nisan'da yapılması planlanan Şapella adlı yaklaşmakta olan Ethereum yükseltmesi, kripto topluluğunda lider altcoin için ne anlama geldiği konusunda birçok soruyu gündeme getirdi. Validatörlerin stake edilmiş ETH'lerini geri çekmelerini sağlayacak bu güncellemenin fiyatını olumsuz etkileyeceği yönde öneriler var. E, hayır. Spekülatörlere göre stake yatırımcılar ETH'lerini kar için satmaya karar verirlerse bu durum piyasaya talebinde düşe ve ardından Ethereum fiyatlarında düşe neden olabilir. Ancak bu olası sonuca rağmen veri analizi konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan CryptoQuant satış baskısının önemli olmayabileceğini söyleyerek korkula yatıştırdı. Evet e, burada oldukça minimal olacaktır. Hatta aynı zaman dilimi içerisinde ETH coin'de büyük bir toplama oranı olma ihtimali çok yüksek. Minimum satış baskısı görebiliriz. Şirket kar ve zarar analizine dayanarak yükseltmeden sonra staking çekilmesinden kaynaklanan ETH üzerinde minimum satış baskısı olabileceğini savunuyor. Bakınız burada bu arada bundan pozitif etkilenecek birinci derecedeki altcoinler Ethereum Liquid Staking türevleri olacaktır arkadaşlar. Bakınız birinci sırada tabii ki LDO var yani Lido DAO Burada Eldio'nun genel itibariyle arkadaşlar zaten bu vizyonlu olması önceden de bunu sürekli bu tarz durumları Ethereum üzerindeki yükseltme ve güncellemeleri e, zaten fiyatladığını biliyoruz. Dolayısıyla bu tarihlerden sonra yine yön yukarı bir hareket gelebilir. Eldio'yu oldukça toplar Ethereum balinaları da aynı zamanda bakınız MakerDAO yani MKR'de de aynı vizyonla güçlü yükselişler görebiliriz bu tarihlerde aynı zamanda önemli bir satış baskısı olmayacağını tahmin ediyor. Bunun nedeni stake edilen ET'lerin çoğu toplamın %50'sine eşitler 9.4 milyon ET. Şu anda zararda olması öte yandan şirket en büyük havuzlardaki ortalama mevduat sahibinin de kayıp yaşadığına dikkat çekiyor. Evet önemli bir metrik olmuş arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. Shibarium'un ve Polygon'un arkadaşlar Polygon EVM'in yapılmasının münasebetiyle Zaten ilk iki arasında yer alan balinaların tutma oranında bu iki tane altcoin'de de artık bu gibi işlemler, bu gibi ethereum yükseltmeleri çok önemli bir hale gelmeye başladı. Bunu da unutmayalım. Dolayısıyla 14 ile 16'sı arasında da ethereum'un hekatlonu var biliyorsunuz. Bu tarihlerde enflasyon verisinden de sonra bu kadar sıkı bir cüzdan adreslerine tutmalara kavuşan bu iki altcoin'de çok büyük yükselişler yaşanabilir arkadaşlar. Bu bağlamda bu piyasa katılımcıların ETH'lerini mevcut fiyattan satması ve kar etmesi veya tüm yatırımını geri alması pek olası değil. Bunun nedeni Ethereum şu an olduğundan daha yüksek bir değerde işlem görürken yatırımların devam etmesi. CryptoQuant ayrıca şu anda karda olan Stake ETH'nin %30'a varan veya daha az getiri ürettiğini savunuyor. Buna dayanarak şu anda stake edilmiş ETH için geçerli olmayan piyasa katılımcıları aşırı kar elde ettiğinde satış baskısının ortaya çıktığını vurguladı. Doğru, çok doğru bir yaklaşım. Bu Shapella güncellemesi nedeniyle ETH'nin fiyatında önemli bir düşüş olmayabileceği anlamına gelir. Olmayacaktır. Aksine aynı tarihte büyük yükselişler olacaktır arkadaşlar. Bunu bakınız tekrarlıyorum. Ethereum fiyatı 8 ayın en yüksek seviyesi olan 1900 doları aştı. Daha kaç ayın en yüksek seviyesi olan daha kaç bin dolarlara aşacak? Siz hiç merak etmeyin. Yani bunlar gerçekten başlangıç. Hem Ethereum yani Ether'in hem de Ethereum tokenları ve bağlantılı projeleri bu sezon çok büyük hareketler bekliyor. Şimdiden söylüyorum. ETH fiyatı 5 Nisan 2023 çarşamba günü 8 aydır ulaşmadığı bir seviye olan 1900 doların üzerine çıktı. İşte bu tarihler de yine Shapella'nın fiyatlanmaya başladığı tarihlerdi arkadaşlar. ETH'nin bu fiyat noktasına en son ulaştığı tarih 15 Ağustos 2022'di ki buradaki ulaşmaktan kasıt da düşüş esnasında bir değme bu arada. Buna karşılık piyasanın lider kripto para birimi olan Bitcoin benzer bir artış görmedi. Tradingview'e göre BTC'nin fiyatı Mart 2023'ün son iki haftasında kısa süreliğine iki kez 29 bin dolara ulaştı. İlerleyen günlerde 28 buçuklar kırıldığı takdirde ve günlükte destek alımıyla 34 buçuklara doğru bir Gidişat seyredebileceğiz. Aynı tarihlerde yani geçtiğimiz vakitlerdeki Ethereum pozitif ayrışması da Şapella'dan kaynaklandı. BTC varken ETH'nin bir artış yaşıyor olması ETH'nin mevcut fiyat artışının BTC'nin hareketinden kaynaklandığını göstermez ki bu genellikle böyledir. Bunun yerine dahili Ethereum piyasası tarafından yönlendirilir. Analist Miles döşere göre bunun nedeni yatırımcıların yaklaşan Shapella e, güncellemesi beklentisiyle ETH'ye ilgi göstermesi. Doğru. Chapella, Ethereum'un 12 Nisan'da anında uygulayacağı ve stake edilen fonların geri çekilmesini sağlayacak önemli bir değişikliği temsil etti. Bu nedenle bu olayın beklentisi ETH fiyatındaki son artışa katkıda bulunmuş olabilir. Ayrıca Binance, ABD ve Huobi borsaları da dahil olmak üzere sektördeki çeşitli oyuncular bu hafta yapılacak güncellemeyi halka e, hatırlatmak için girişimde bulundu. 12 Nisan'da ne kadar ETH'nin serbest kalacağı ve hangi şirketlerin satış yapabileceği soruları, e bu yazıda cevapladık diyor. Durumlar böyle. İyi bir sezon önümüzdeki günlerdeki kırılımla birlikte bizleri bekliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.